iki gün barındığımız marinasını terk ediyoruz. Resmen 3-4 metre dalgaların üstünden geçiyoruz. Gitmeye çalıştığımız Patmos Adası biliyorsun Hacı Adası Mert. Neymiş? Evet. Eda ile Mert hacı olacakmış. Şimdi zaten gidebiliyorsan otomatik hacı oluyorsun çünkü oraya gidebilmek zaten bir ölüm kalım meselesi. Ama sert. Yani yapacak bir şey yok. Vaziyet bu. Yine de en bu. Yumuşağı kaç günün. Valla buralarda yumuşak falan olmuyor acı. Çok korkunç bir kayalık var orada ve gözükmüyor. Manastır tepede bakın. Güzel gözüküyor. Skala Patmo'ya girmeyeceğiz şimdi. Ana limana. Şuradaki Meloi koyu var. Oraya bir bakacağız. Yaklaşık 8-9 mil sürdü yolculuğumuz. Çok yüksek dalgalar vardı gördünüz. Çok fena rüzgar vardı. Şimdi Meloi koyuna bakacağız. Demir attık. Patmos'a suya gireceğiz. Fakat su tabii 22 derece falan ya. Buralar soğuk ya. Uf. 22 mi? Evet. Meloi koyu. Burada da bir tavernacık var. Burası en sessiz en sakin koylardan bir tanesiymiş. Tam burada Patmos'ta 3 tane gulet var. Üçü de Türk guleti. Arkada da bir kruz var. Bir de biz varız. Etti 4 Türk. Skala Patmos tam karşımızda. Büyükler geldi. Patmos Halk Plajı. Patmos'a geldik biz. Patmos'ta hemen Hora kısmını gezmeye başladık, yukarıdaki köyü. Şu anda Kutsal Mağara'dayız. Apokalips Mağarası diye olarak da tanınıyor. Kendisi UNESCO Dünya Mirası listesinde. Hacı oluyoruz biz buraya gelmekle. Çünkü burada Aziz John, yani Aziz Yuhanna sürgüne gönderildiğinde burada bir mağarada yaşamaya başlıyor öğrencisiyle birlikte. Mucizeye göre İsa'yı görüyor. Daha sonra oturup o İncil'in son bölümü olan Apokalips bölümünü burada yazıyor. Biz de o mağaraya bakmaya geldik. Kutsal bir yer. Skalayı yukarıdan görüyoruz. Burada bir kedi çiftliği görüyoruz. Vay da içeriye bak. Duvarın üstü kedi dolu. Ay Allah'ım. Her yer kedi dolu. Manastırların olduğu bölgeye geldik. Büyük manastıra da gideceğiz tabii ki. Burada her adım başında kilise. İşte bir hediyelikçi, bir şapel bulabilirsiniz. Selamlar, Büyük Manastır Kale'deyiz. Evet, çok büyük. Thank you.
kapanamadı. Manastır'a girdiğimiz halde kapatamıyor kendini bir türlü. Şu anda Kutsal Manastır'ın oradaki balkonideyiz. Japon beni tanıdı, bana Afrikalısın sen dedi. Pardon, Japon mu dedi? Japon, beni Japon'a benzedi. Sen Japonsun. Aynen. Ha, cam şeymiş, kapalıymış. Ben de açık sandım. Şu an ikinci kruz da girdi. İki kruz oldu. Bir de yelkenli bir kruz var. O biraz daha küçük bunlardan. O da burada etti 3. Mert, kimi buldun burada? Ay evet. Mika'nın kardeşine benziyor. Allah rahmet eylesin. Sen yoksa Ankara'dan mı geldin? Ataların nereden geldi şimdi? Uzun sen kürükler... Türk kedisi misin? Gırıklardı. Bak nasıl sevdik ya. Bay Anadolu kedisi. Bak doğru düzgün sevdik ya. Bir kedi yani. Anadolu kedisi. Mert dans edip dans edip yürüyor. Bakın hep Bizans saçları var pencerelerin üstünde. Antamados deniliyor. Limandayız. Aniden hava patladı. Limanda atlar, 45 atları vuruyor. Sağanaklar. Tekne güvende, iyi demirde. Aşağıda o kadar. Başka hiçbir şey yok burada. Ya köy işte. Bir iki taverna var. Campos'un plajındayız. Güneye baktığı için dupdurgun. Bugün hava çok sert ama burası süper. Şimdi denize gireceğiz. Su 22 derece. Güneye bakan Vagias mıydı? Plajın ismi. Çok güzel gözüküyor. Nasıl? Livadia'ya doğru iniyoruz. Güzel gözüküyor. Livadi Gelenalko'yu çok güzel gözüküyor. Çok büyük ağaçlar var. Gölgelik yapmış herkese. Tabii ki pırıl pırıl bir deniz. Karşısında ada olan koy burası. Livadi güzel demir yeri. İyi yer bir tane daha. Değerlendirebilirsiniz. Rüzgar hemen hemen en almayan yer gibi ayrıca da. Alargası keyifli olur buranın. Besberrak. Aynen. Tam kalenin burasına bakıyor. Şu an Grikos'tayız. Grikos diye bir yerdeyiz. Evet, çok beğenmedim. Burası en kötülerden birisi. Evet, bir tane kalardı. Bir de o tarzı her yer kapanmış. Liman olarak da bayağı demirleyen, atan, eden var yani. Yine çünkü ada var karşıda. Evet. Petra Beach kısmındayız. Grikos ve Petra zaten yan yana. Burada da şamandıralar mevcut. Şu kayadan Petra'yı anlayabilirsiniz. Burası Griakos'un hemen güneyindeki Kalikatsu kayası. Yani karabatak demekmiş. Burada keşişler yaşamış. Evet, keşişler yaşamış Mert'in dediği gibi. Çünkü Patmos Limanı'ndan ayrılabiliyoruz sonunda. Hem hava izin veriyor. Çok mutluyuz. Çünkü burada sabahtan beri yine kaç kişinin çapası birbirine takıldı bilmem ne. Çok kötü bir liman ya. Liman çok kötü yani, zemin olarak çok kötü liman. Vallahi sorunsuz bir şekilde çıkıyorduk sandık. Tam biraz takılır gibi oldu, kurtardık. Ondan sonra
motor arkadaş benzin koymuş, takmayı unutmuş. Benzin motor. Çakını takmamışım, motor niye çalışmıyor? Ödümüz koptu ama şu anda güldüğüme bakmayın yani. Çok şükür artık. Dönüş yoluna geçiyoruz. Dalgalarımız yaklaşık 2-2,5 metre arası değişiyor. Şu an Patmos açığındayız. Hava güzel, 15-20 knot arası esiyor. Geniş Apas Pupa arası gidiyoruz. Biraz dalgalı. Flok ve ana yelken açık. Ana yelken birinci camadanda. Şu an Luna Park'ta sağa sola sallanan gondola bindik. Gondol çok eğlenceli. Bakın bu da güvenlik önlemi gondolu. Eğleniyoruz. Şapşik. Bir sağa bir sola. Lucky'den çıkmış. Biz de bir vakitler böyle sallan yuvarlan gidiyorduk. Şu anda Leros Adası'na tekrar geldik. Burada Tukima restoranın şamandırasına bağlandık. Leros'un en güneyindeki Kısiro Campos köyündeyiz. Buraya daha önce gelmiştik. Bakın şu restoran. Burada da oturmuştuk. Baktık şamandıraları var. Kocaman bir koy yine burası. Çok güzel. En güneyinde. Şöyle bir sürü yelkenliler. Ha, o kale gibi olan. Evet evet. Aynen. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Böylece Patmos'tan Leros'a geldik. Yolumuzu yarıladık. Evet, iyi oldu. Leros'un güneyinde Zero Campos. Zero Campos'ta akşam yemeğimizi yedikten sonra rotamızı Kalimnos Adası'nın Vati Limanı'na çevirdik. Vati Limanı'ndan ise merkeze giderek Yunanistan'dan çıkışımızı yaptık. Daha sonrasında Turgut Reis D Marina'ya giderek Türkiye girişimizi gerçekleştirdik. Sonrasında ise rotamızı
Datça Limanı'na doğru çevirdik. Bodrum'dan çıktık. Ana yelken tam açık. Pupa seyirindeyiz. Su hava muhteşem. Süratimiz gayet hızlı. İyi bir sürat. Motor destekli gidiyoruz. Burası Kos. Kos'un kalesi. Ve merkezi. Biz Kos'u pas geçeceğiz. Knidos'a devam edeceğiz. Oradan Datça'ya. Bir adet Kos. Bodrum'dan gelip Kos'a giden büyük feribot. Arkası da Bodrum. Sturgut ve İsteymarin'den çıktık. Şimdi biraz rüzgar azaldı videoyu çekerken. 5.5 knotlara düştü ama 7 knota kadar çıkmıştı. Ha, güzel. Çıktı. Dalgayla biraz surf yapıyor. Yükseliyor, alçalıyor. Çok keyifli gidiyor tekne. Kaptan güzel bir rüzgar yakaladı. 5.7 ile gidiyor. Saat 18-20 knot esiyor ha. Sadece ana yelkenle gidiyoruz. Motor yok. Herhalde Knidos'a kadar böyle gider miyiz kaptan? Gideriz. Knidos'tan sonra da gidebiliriz. Tam Kos'u geçiyoruz artık. Kos bitiyor. Knidos az kaldı. Hatta Knidos'a dönemiyorum bile. Çok fazla şey yapıyor, yatırıyor. Birazcık içeriye düşeceğim, sonra Knidos'a tırmanacağım. Şu anda 5.7 ile gidiyoruz.
Sade ana yelken. Böylelikle bir ay önce Antalya'dan çıkmış olduğumuz mavi yolculuğumuzda Akdeniz kıyıları, Kekova, Göcek, Gökova, Yunan adaları ve sonrasında Patmos olarak son lokasyonumuzu gerçekleştirdikten sonra Datça Limanı'nda sonlandırıyoruz. Hepinize bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz.